Hepinize merhaba. Bugün lezzetin haritasında adeta Karadeniz'in açık hava müzesi olan 4000 yıllık tarihe sahip, zengin mutfak kültürüyle adından sıkça söz ettiren güzel şehrimiz Trabzon'dayız. Hadi gelin Trabzon'un güzelliklerini lezzetin haritası farkıyla seyredin. Ablana gel aşkım. Şöyle koca bir tencere pilav. Burası Trabzon. Horon oynuyorlar. Allah'ım yarabbim. Allah. Siplet kaya devreğinden buğulama yapacağız. Siplet ne? Demedim öyle bir ben şey. Ben öyle bir şey demedim. Size şahane bir kuymak yapacağım. Kahvaltıya buyurun dedi ve kahvaltı sofram beni bekliyor. Hadi gelin. Of 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 of. Şahane. Oo. Ay. Sofrasındayım. Kaygana var. Çok severim. Trabzonlular muhteşem yaparlar. Trabzon tereyağı var. Trabzon'un tulum peyniri var. Erik reçeli var. Sonra patatesli turşu kavurması var. Sigara böreğim, kaşar peynirim, domates, salatalık, peynir, zeytin. Onları saymaya gerek yok. Bir de ne geliyor? Sahanda bir şey geliyor. Gel, gel, gel. Ablana gel aşkım. Gel. Teşekkür ederim. Ay sağ olasın. Yumurta. Sahanda yumurta, buranın. Arkamda görmüştüm gelirken tavuklar var. Tavukların yumurtlamış olduğu kendi köy tavuğu. Güzel yumurta hazırlamışlar. O zaman hemen yumurtayla başlayayım. Kuymak da hazırlanıyor çünkü kuymağı sıcak sıcak yemek lazım. Önceden yapmamış olmaları çok güzel. Şöyle yumurtayla başlamak istiyorum. Daha geliyor. Şöyle. Ay çok sağ olasın. Güzeller güzelim. İşte budur. Seyrine doyum olmaz. Böyle uzatırken iştaha geliyor. Of 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 of. Kuymak sahandan yenilir, tabağa servis alınmaz. Şöyle ekmeği daldıracaksınız. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Yardım gerekiyor. Çok özlemişim. Çok özlemişim kuymağı. Muhteşem yapmışlar.
su sesi eşliğinde gül ağaçların altında kahvaltı ediyorum. Trabzon bölümüne güzel bir kahvaltıyla başladık. Trabzon'da daha neler var neler. Hadi Trabzon'un güzellikleriyle devam edelim. Thank you.
Devam edin ne olur. Seyretmesi çok keyifli. Ayak uyduramıyorum. Zor tabii ki. Herkes yapamıyor. Trabzon'un toprağından olmak lazım değil mi? Harikasınız. Lütfen kemençeci kardeş. Devam edelim. Türk mutfağında, Türk ananelerinde pilavın yeri çok özeldir. Trabzon'da da çok özel bir pilav yapılıyor. Taner Kalkanoğlu abicimle birlikteyiz. Tarihi pilav yapacağız. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? İyiyiz, sağ olun. Sizleri gördük, iyi olduk. Çok sağ olun. Pilavınız çok özel. Pilavımız özel, şimdi açacağız kapağını. Evet. Hep beraber göreceğiz. Saat kaçta? Biz 7'de başlıyoruz buna. Evveliyatı var ama tabii. 7'de pirinçler pilav oluyor ama evveliyatı hazırlanması var. Et suyu var, kemik suyu var. Bu öyle hemen 2 saatte olacak iş değil. O bildiğimiz ev pilavı tencerede yaptığımız pilavdan çok yok, farklı. Yok, hazırlıkları var daha önceden yapılan. Çok güzel. Düğünlerde her yemek düşünülür. Yöre yöre ana yemekler değişir ama pilav hiç düşünülmeden yapılır. Ama bizim pilavımız şu anda çok farklı bir pilav. Tencereyi açmak istiyorum abicim. Buyurun. Şöyle koca bir tencere pilav. Aman Allah'ım. Muhteşem görünüyor ve çok güzel kokuyor. Alayım kapağını isterseniz bakalım. Taner abicim. Kaç kilo pirinçten hazırlandı bu? Bu yaklaşık 15 kilo pirinçten. 15 kilo pirinçten. Sabah kahvaltıda pilav yemeye geliyorlar mı? Tabii buranın annesi bu. Trabzon'un annesi, annenevi yemeği. Kahvaltılı pilav yiyen çok var. Çok var. Sabah 9'da hazır mı? 9'da hazır pilavımız. 9'da hazır. Biz de sabahın erken saatlerinde geldik pilavı görmek için. Karıştıralım mı? Göreyim altını üstünü. Buyurun. Lütfen. Siz. Şöyle zedelemeden. Aman Allah'ım. Et suyuyla yapılıyor. Ne eti kullanıyorsunuz? Et suyu, dana eti kullanıyoruz. Dana eti. Yapım aşamasını anlatabilir misiniz? Birinci söyleyeceğimse biz pilavı kavurma yapmıyoruz. Haşlama, et suyuna. Tabii. O hazırladığımız suların içine suda beklettiğimiz 1-2 saat pirincin kalitesine göre suda beklettiğimiz pirinçleri o kaynamış et suyu, kemik suyunun içine döküyoruz. 1-2 saat pirinçleri suda bekletiyorlar. Yani hiç nişastası kalmıyor, onun içine yapış yapış olmuyor. Olmuyor, olmuyor. Oo. Soğuk suya koyuyoruz onu. Sıcak suda haşlamıyoruz ki evet. Bozmasın. O kendine has kokusu da çıkmasın pirincin. Öyle haşlayıp da dökerseniz pirincin güzel bir kokusunu alıyorsunuz zaten. Gidiyor, evet. Lezzeti gidiyor suyla birlikte. O soğuk suda kalıyor. Eti haşlarken ya da kemiği haşlarken içine herhangi bir şey atıyor musunuz? Hiçbir şey atmıyoruz. Hiç? Hiçbir şey. Kendi suyuyla suyunu da alıp kullanabiliyoruz. Ama ağırlık kemik suyu ve et suyu. Harika. Evde yaparken zaten pirinci kemik kuru kuru tencerenin içine atar. Asıl püf noktası nişastasının dökmektir. 1-2 kere suyun içinde bekletirseniz pilavınız daha tane tane olur ama bu pilav bizim evde yaptığımız pilavlardan çok çok farklı. Haşlama yapıyoruz. Kemik suyuyla, et suyuyla yapıyoruz. Dana etiyle hazırlıyoruz. Mesela 15-20 kilo pirince ne kadar et kullanıyorsunuz? Ne kadar et kullan etimiz kemik. Burada ha kemik mi? Biz kemiği çok yapıyoruz. Biz 40-50 kilo kemik alıp onları 1-2 gün hemen her gün şey yapmıyoruz. 2-3 günde kullanıyoruz. Harika. Burada bir kısım et var ama asıl et orada galiba. Tabii kavurmamız var ve devamı da var. İsteyene biz 100 gram, 150 gram, 200 gram istediği kadar pilavın üzerine koyuyoruz. Pilavımız dönerde olur ya gram hesabı, kilo hesabı o şekilde. Kilo yapıyoruz. Peki kilosu ne kadar? Kilosunu 12 liraya veriyoruz. 12 lira. Bol kemik suyu güçlendiriyor. Şöyle tartalım mı? Tartalım. Tartalım mı? Tartalım. Taner abicim, içinde herhangi bir baharat var mı pilavın? Hiçbir şey yok bunun içinde. Sırf kemik suyu ve pirinç. Evet. Tereyağı? Tereyağı olmazsa olmazı. Pilavın değil mi? Olmazsa olmazı. Peki tereyağı pilavda olmaz. Tereyağından başka yağ var mı? Yok efendim. Sırf tereyağı. Sadece tereyağı. Trabzon'un tereyağıyla hazırlanmış olan tarihi pilav. Tabii ben bu arada bir şey söyleyeyim. Bu kavurma olmadığı için çokları tereyağının içine bu pilavı, pirinci döküyor. Pirinç yağ olduğu gibi içine çekiyor. Biz demin söylediğimiz gibi suda saklıyoruz ve kaynamış suyun içine atıyoruz.
Bu böyle tane tane oluyor. Biz yağ üstüne dağılıyoruz. O üstüne dağladığımız yağ bunu cilalıyor ve altına sünger gibi geçiyor. Biz isteyene yağlı veriyoruz, isteyene yavan veriyoruz. Dolayısıyla da hazmı midede içine yağ almadığı için çok kolay oluyor. Yani burada yarım kilo yiyen oluyor, bir kilo yiyen oluyor. Bizim rekorlarımız var yani. Üç kilo rekorumuz var. Şaka. Bu bir şey için değil, bir iddia anlamında değil. Ha, gelmiş, karnı acı olmuş, üç kilo pilav yemiş gitmiş. Maşallah. Ne diyelim? Ya iddiası olsa 5-6'ya çıkar. Yani bizim buradaki standartlar, şimdi bakınız. Yarım kilo yaklaşık pilav veriyorum. Burada bir darası, bu tabağın darası olarak bir tane var. Burada da 100, 200, 300, 400 yarım kilo. Yarım kilo ayarladık. Yarım kilo pilavımız. İşte bu. Ay harika. Ha, etine şimdi de. Şimdi geldik etine. Etine çocuklar soruyor, ne kadar alırsınız efendim? 50 gram, 100 gram diyoruz. Bu da yaklaşık 100 gram et. Yine tartıyoruz tabii. Tartmadan bizde olmuyor. Benim dedem imamdı. Terazinin adaleti var derdi. Sakın adaletten unutmayın derdi. Bak bu da 100 gram et. Bu yarım kilo pilava 100 gram kavurma. Muhteşem. Eti kavururken içinde başka bir şey var. Ya hiçbir şey yok efendim. Hiçbir şey yok. Aman Allah'ım. Hiçbir şey yok. Doğal lezzetler, muhteşem lezzetler. Özel lezzetler. Çok teşekkür ediyorum ben Taner, teşekkür ediyorum. Ben bunu alayım, hiç siz zahmet etmeyin. Ben masama doğru gideyim. Buyurun, biz de onu istiyoruz. Olur mu? Harikasınız. Mekan çok güzel, pilav çok güzel. Sahipleri de çok güzel. Canım abim benim. Pilavımı aldım. Yanına da bir de ayran rica edeyim. Bizde ayran var ama spesiyal bunun hoşaf. Aa! Komposto değil. Hoşaf. Ayırın hoşaf. Hoşaf biliyorsunuz kuru kayısıdan hiç kaynamadan yapılan. Yani kuru kayısıları alıp suya koyuyoruz. Onu da bir akşam önceden koyuyoruz. Az bir miktar şerbet ilave ediyoruz. Bu bizim hoşafımız oluyor. Yıllar ve yılı biz bunu hoşafla sattık. Şimdi ayran da var ama... Hayır, yok o zaman hoşaf. Ama neyse, biz gelene diyoruz ki lütfen bizim hatırımız için, hoşaf için. Onun için zaten bir daha başka bir şey içmiyorum. Ben hoşafı bulmuşum zaten. Her yerde hoşaf yok abicim. Çok da besleyici. O zaman bunu alıp gidiyorum. Hoşafımı bekliyorum abi. Afiyet olsun efendim. Çok sağ olun. Bereketli olsun. Muhteşem lezzetler, mis gibi kokular. Pilavı muhteşem görünüyor etimle birlikte. Taner abicimin bahsetmiş olduğu kayısı hoşafım baş köşede. Sonra pilavın yanında kuru fasulye olmazsa olmazdır. Turşuyla birlikte soframda duruyor. Bir de Ezgi eti sever dediler. Dana etini ayrı bir tabağa koydular. Ben öncelikle pilavımla başlamak istiyorum. Bol kemik sulu, et sulu. Aman Allah'ım. Unutulmayacak lezzet. Pilav ve hoşaf. Muhteşem ikili. Hoşaf gerçekten soframızda her daim olması gereken bir lezzet bence. Soğuk soğuk çok güzel. Çocuklarımız için de hakiki meyve suyu. Ve yemeklerle birlikte çok güzel oluyor. Genelde Ramazan sofralarında çok sık yaparız. Özellikle sahurda pilav yapılır tok tutsun diye. Bir de yanına hoşaf yapılır ki onun ağırlığını alsın diye. Ama bence her daim sofranızdan hoşafı eksik etmeyin. Thank you.
ve oğlu Kanuni Sultan Süleyman Trabzon'da doğmuş. 15 yaşına kadar eğitimini de burada tamamlamış. Evlere ve köprülere Kanuni Sultan Süleyman'ın ismi verilerek tarih hala canlı tutulmaya çalışıyor. İşte açıcı bir yere geldim. Burası Akçaabat. Necda Hanım beni bekliyor. Şimdi onun yanına gidiyorum. Hadi gelin. Güzeller güzeli hanımefendi Necda ablacığımın yanındayım. Trabzon'un en özel tatlısını mükemmel yapıyor. Laz böreği. Peki nasıl yapıyor kendisinden öğreneceğiz. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Seni gördüm. Evet. Çok iyi oldum ablacığım. Çok sağ olun. Ay, işin sırrını öğrenmeye geldim. Peki buyurun. Hamuru çok güzel görünüyor. Laz böreğin hamurunu nasıl hazırlıyorsunuz öncelikle? Evet. Laz böreğin hamurunu önceden normal baklava hamuru gibi bir bardak yoğurt, bir bardak su, bir bardak sıvı yağ ve bir tane yumurtayla güzel bir hamur yoğuruyoruz. Biraz dinlemeye alıyoruz. Sonradan bezelere ayırıyoruz bu şekilde. Ne kadar dinleniyor? 15 dakika en az 15 evet, dakika. Yumuşak bir hamur. Evet. Yani çok kuru olmaması gerekiyor. Bir de yağ var değil mi altında? Yani o dinlendiği için olsun. Yağını bırakıyor. Evet. Dinlendiği aynen için. Öyle. Aha, süper. Evet. Peki bir tepsi Laz böreği kaç kat yufkadan oluşur? 12-15 yetiyor. Yetiyor. Yetiyor evet. Güzel. Yufkalar arkamdaki... Güzeller güzeli ablalarım arkada yufkaları açıyorlar. Burada kaç kişi çalışıyor? Şu anda 20 kişi. 20 kişi. Sadece yufkada 20 kişi var. Tabii ki bölüm bölüm değişiyor. Güzel. Mesela mantı açan, yapan, katlayan ablalarım var. Orada görüyorum lahana sarması yapıyorlar. Çok güzel lezzetler var. Mesela şimdi bunu açan ablalarım, ilk önce tepsinin altına ne seriyoruz? Yağ koyuyor muyuz? İlk önce yağlayacağız. Yağlıyoruz. Onu. Tamam. Birlikte hemen hazırlayalım. Tereyağı mı kullanıyoruz? Evet. Trabzon tereyağı. Şöyle yağlayalım onu. Baklava yufkası gibi incecik olması i̇ncecik, lazım. İncecik, kesinlikle tabii. Hı. Şimdi hemen, pardon şunu alabilir miyim? Hay hay. Kaç tane seriyoruz? Üç mü? Bakayım, üç. Şu anda dört. Dört tane. Yetiyor, evet. Hı. Dört tane yetiyor. Şey yapacağım ben şimdi. Şunun içine muhallebi koyacağız. Onu ayarlayayım. Ay buna ben bayılıyorum işte. Ya. Bunu nasıl hazırlıyorsunuz? Süt, un, güzel bir şekilde pişiriyoruz ama şeker de olacak. Şeker. Şeker, süt, un, şeker. Oh. Kıvamı çok önemli. Ay çok güzel. Şimdi şöyle. Evet, alayım ben şöyle. Günde ortalama kaç tepsi yapıyorsunuz Laz böreği? İnanın ki bazen sayamıyoruz yani. İnanın ki sayamıyoruz. Ay çok güzel. Böyle bir tepsi kaç kilo alıyor? 4 kilo civarında geliyor. 4 kilo. Hı hı. Çünkü Trabzon'a gelince mutlaka yenilmesi gereken bir lezzettir. Ayrıca Trabzon'dan giderken de paketle götürülmesi çok, gereken bir lezzettir. Kesinlikle. Değil mi? Evet, evet. Bol muhallebi. Şeker, un ve su. Süt. Süt. Bayağı koyuyoruz. Evet ben şimdi şöyle. Her tarafını eşit oranda dağıtıyoruz. Evet. Kaç yıldır uğraşıyorsun Necla ablacığım? 15 yıldır. 15 yıl. Nasıl aklına geldi böyle evinde yapıyordun, çok beğeniliyordu, bir yer mi açayım? Bana? Evet evet aynen öyle, öyle başladım. Mi? Dışarıya yapıyor muydun evden? Yani evet ilk evde başladım. Baklava börek falan gibi değil mi? Laz böreğiyle başladım. Laz böreği. İlk Laz böreğiyle başladım. Evde başladım. Laz böreği. Sonradan diğer çeşitlerimizi ekledik. Gördüğünüz gibi artık bir yok, sürü çeşit var. Yok yok maşallah. Evet. Şöyle ben biraz daha tereyağı gezdirmek istiyorum. Muhallebimizin üzerine tereyağımız. Sabah kaçta başlıyorsunuz? Sabah 7'de başlıyoruz. 7'de. Ay. Bu kadar ince ki maşallah.
Nişastayı açılmış. Bohça yaptık. Evet. Bir saniye. Evet. Kaydı çünkü. İşin ustası varken sıkıntı değil. Hallederiz. Sıfır sıkıntı. Kaç tane daha üzerine seriyoruz? İki serdik. Üç, dört, beş, altı, yedi tane. Yedi tane. Çok ince olduğu için. Evet. Yani 11-12 tane değil mi? Evet, evet. Çok gergin olmasın diye. Su böreğinde olduğu gibi. Evet, şimdi şöyle keseceğim. Kenarlarından. Şimdi bu kendi arzumuza bağlı. Şu parçaları bunun içine koyabiliriz. Arzuya bağlı olan bir şey. Hı. Ama yeterliyse tabii ki koymayabiliriz. Nasıl? Güzel. Yeterli gibi. Yeterli gibi, evet. Şunu zaten ben... mutlaka atılmayacak, değerlendirilecek. Kesinlikle, tabii. Laz böreği nasıl ortaya çıkmış? Çünkü şöyle bir şey var. Dünyanın hiçbir yerinde adı börek olan ama kendisi aslında tatlı olan bir lezzet yok. Yok. Laz böreği nasıl olmuş? Laz böreği nasıl olmuş? Çok önceden muhallebi ve iki yufkanın arasında muhallebi yapıp börek tarzında bir şey yapmışlar. Saçın üzerinde iki yufkanın arasında, evet, evet, pişiriyorlar. Daha sonradan muhallebiye şeker koyulmuş. Bakmışlar ki bu güzel olmuş, hadi bir de şerbet gezdirelim derken Laz böreği tatlısı olmuş. Evet. Aslında börek deniliyormuş. Evet. Şerbet dökülünce biz buna Laz böreği tatlısı diyelim. Evet. Değil mi? Evet, öyle olmuş. Güzel. Çok da pratik aslında. Aslında evet. Yani baklava yapabilenlerin, daha doğrusu baklava yufkası açabilenlerin yapabileceği bir lezzet. Tabii tabii. İlginç bir şey geldi. Bıçak istedim. Kalıp geldi. Bununla kesiyorsun. Evet, şunun üzerine. Aa, muntazam olsun diye. Muntazam, evet. Aa. Ay, her şeyin kolayı var artık. Şimdi bastırıyorsunuz, bastırın. Allah. Tamam. Tüm kuvvetinizle. İşte böyle. Evet. Ay, harika bir şey. Evet. Aa, bayıldım. Hemen şunu yağlayalım. Aralarına da çünkü tereyağı girsin, değil mi? Tabii. Ne kadar süre fırında kalacak? 35 dakika, 40 dakika içinde. Isıtılmış fırına mı veriyor? Tabii. 200 derecelik ısınmış fırında. Oo. Çıkacak, sıcak Laz böreği. Evet. Şerbetinin soğuk mu olması gerekiyor yoksa? Soğuk olursa sıcak? Daha iyi. Daha iyi olur. Biri sıcak, biri soğuk olacak. Evet, evet. Peki şerbetini nasıl hazırladınız? Şeker oranı nasıl? Yani birebir. Birebir ölçülerinde. İki bardak şeker, iki bardak su yeterlidir. Yoğun bir kıvamı mı var? Çok yoğun olmaması gerekiyor çünkü şekerleniyor. Şekerleniyor. Evet. İçine limon kabuğu falan atıyor musun? Limon olabilir. Biraz limon olabilir. Şekerlenmemesi, evet, deyince aklıma, evet, geldi tabii, çünkü. Evet, tabii tabii. Harika. Laz böreğini hazırladık Necla ablacığımla birlikte. Kendi kıymetli elleriyle bizim için hazırladı. Sizlerin de çok emeği var. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin hepinize. Laz böreğimiz ısıtılmış fırına 35-40 dakika süreyle pişmek üzere gönderiliyor. Sonra, evet, fırından sıcak sıcak dumanı üstünde çıkacak. Üzerine de soğuk olan balımız dökülecek, şerbetimiz dökülecek. Döküldükten sonra yemek için çok mu bekleyeceğim? Çok beklemeyeceksiniz. Çünkü sende var sürekli. Sürekli var. Canımsın benim. O zaman fırına gönderelim, şerbet diyelim. Sonra da ben afiyetle yiyeyim. Tamam. Sağ olasın. Siz de sağ olun. Hadi gidelim fırına. Hadi bakalım. Oh. Ay 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 ay. Ay 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 ay, fırına gidiyoruz. Tatlılara doyacağım. Necla Hanım birbirinden güzel tatlıları soframa yerleştirdi. Başta Laz böreği yapmıştık. Laz böreği bir porsiyon, dolu dolu muhteşem görünüyor. Diğer lezzetlerimiz neler? Fıstıklı baklavam var. Padişah sarması var. Fındıklı burma tatlısı var. Kadayıf var. Sonra şerbetsiz pudra şekerli Laz böreğim var. Hafif olur, muhteşem olur. Fındıklı ev baklavası var. Badem pare var. Saray sarması var.
samsa tatlısı var, bir de fındıklı ve kadayıflı sarma var. Çayım da yanımda, açık çay. Öncelikle elbette ki yapmış olduğumuz Laz böreğiyle başlamak istiyorum. Çıtır çıtır. Şerbetli tatlıları yerken altını, bol şerbetli kısmını damağa getirmek gerekiyor. Üstü çıtır çıtır, arası muhallebi sayesinde yumuşacık ve çok lezzetli. Yıldız olmuş. Gerçekten Laz böreği muhteşem. Pudra şekerli, şerbetsiz olan Laz böreğimden de ve diğer tatlılarımdan da yiyeceğim. Ben yemeğe devam ediyorum. Lezzetin haritası da Trabzon'un güzellikleriyle devam ediyor. Erdinç ustam bize çok güzel lezzetler yapacak. Deniz levreğinden buğulama yapacak. Sonra da mezgit tava yapacak. Ama nasıl yapacak? İşin ehlinden, işin ustasından öğreneceğim. Merhaba. Merhaba. Nasılsın abim, iyisin? İyi, Allah'ı sizleri sormalı. Bizler deyiz canım abim. Balıklar muhteşem duruyor. Evet. Değil mi? Önce hangisini yapıyoruz? Siplet kaya levreğinden buğulama yapacağız. Siplet kaya? Kaya levre buğulama. Siplet mi diyorsunuz levreye? Yok, normal kaya levre. Ama sen ne dedin? Siplet demedin mi? Yok. Siplet mi? Sifte ne demek? Yani ilk sırada yapacak olduğumuz iş yani. Siftah gibi. Evet. Ha, güzelmiş, ilginç. Deniz levreyi yapıyoruz. Levreğimiz filoto şeklinde. Evet. Değil mi? Sonra neler kullanacağız? Domates, yeşil biber, sarımsak, maydanoz, pul biber, zeytinyağı, tuz. Harika. Hemen hazırlayalım mı? Evet. Buyur ustam.
Bu da levrek galiba, deniz levreği. Evet, o ızgara abi. Izgara, Sofram zengin olacak yani. Evet. Ustamın gönlünden kopmuş ızgarasını da yapacak. Domateslerin kabuklarını doğruyoruz öncelikle. Domateslerin yarısı gidiyor bu arada. Normalde ustalar yapmıyor değil mi? Çıraklar yapıyor bu işleri abi. Domateslerimizi küp küp güzelce doğruyoruz. Domateslerimizi tavanın en altına, balık yapışmasın diye değil mi? Yayalım. Sırada sivri biberler var. Sivri biberimiz de ince ince güzelce Erdinç ustam özenerek kıyıyor. Kaç yıllık ustasın abim? 20 yıldan beri. 20 yıl. Maşallah. Sırada sarımsaklar var ki balığa çok yakışır. Levrek yoksa çupradan da olur mesela değil mi bu buğulama? Gayet de güzel olur. Bu biber ekliyoruz. Olabilir. Hatta bir kaşık daha koy abim. Ben acıyı severim. Sıra geldi. Derisi, kılçığı ayıklanmış olan levreğimize. Şöyle alayım ben. Ne kaldı? Tuz ve maydanoz. Tuz ve maydanoz, evet. Yıkandı, yıkandı. Mısır unumuz var. Sırf mısır unu mu, içinde beyaz un var mı? Sırf mısır. Sırf mısır un. Onu ızgara yapacağız. Bir de sıvı yağımız var. Evet. Şimdi başlayalım usta. Başlayalım. Buyurunuz. Ocak yakıldı zaten. Tavanın altı yakıldı. Havayı kızdırıyoruz. Balık yağ çekmesin diye. Püf noktası. Tavayı kızdırdık dedi ustam. Püf noktası verdi ki balıklar yağı çekmesin diye, yağımız da kızsın. Sonra mısır ununa bulayacağız ve güzelce kızartacağız. Şöyle. Buğulamamıza da bakalım mı? Evet. Kaynamaya başladı ve yağını ilave edeceğiz. Sen onun yağını katmadık. Evet. Şimdi kaynadıktan sonra önce fokur fokur gidecek, sonra yağ üzerine ilave edilecek. Güzel. Evinizde balık yaptığınızda, özellikle mutfağınızdaki kokudan rahatsızlık duyuyorsanız eğer, balığı kızartırken yanındaki ocağın gözünde de tencerenin içerisinde sirkeli su kaynatırsanız ki o suyun içine bir de karanfil atarsanız o balığın kokusunu minimuma indirmiş olursunuz. Aklınızda bulunsun. Kızmıştır. Evet. Buyurunuz ustam. Balıkları tuzlayacağız. Evet. Karıştırıyoruz. İnce tuzunu alsın. Bir de balıkları ayıkladığınızda elde ister istemez bir balık kokusu oluşuyor. Metal bir kaşık alın. Akan suyun altında o metal kaşığı ovalayın. Bunu bir deneyin. Elinizdeki balık kokusunun yok olduğunu göreceksiniz. Ya da
limonu güzelce avcunuzda ovalarsanız, limonun kabuğunu elinizde gezdirirseniz balık kokusu puf diyecek, uçacak. Aklınızda bulunsun. Mısır ununu da buladık. Evet. Çıtır çıtır olacak bu ustam. Çok da olacak. Kurutmayalım ama, değil mi? Evet. Çok kuruduğu zaman lezzetlik kaçar yani. Cazır cazır mısır ununa bulanmış olan mezgitlerimiz tavayla buluşuyor. Onu da çiçek gibi dizeceksin, değil mi? Evet. Kuyruklar içe gele gele muntazam bir şekilde tavaya yerleştiriliyor. Harlı ateşte, değil mi? Kısık ateşte, çok oğurlu değil. Kısık mı? Evet. Neresi kısık? Ama yağ kızdırdık da o yüzden. Ustam çabuk olsun istiyorsun. Profesyonel mutfak olunca sen onun ayarını biliyorsun değil mi ustam? Hiç ben diyorum hiçbir şey demeyin canım ustam benim. Mezgitin kilosu ne kadar biliyor musun? 15'te 20 arası. 15'te 20 arası. Güzel, çok lezzetli olur. Kaya balığı yapmıştık az önce ki ocakta buğulama halinde şu an kokurduyor. Ustama soralım bu balık ne balığı dedim. Erdinç ustam dedi ki aman Allah'ım kas lazım. Bu da dedi kaya balığı. Tabi boy boy. Evet. Biz ufak boyunu yaptık. Evet. Değil mi? Orta boy. Kaç kilodur ortalama? 3 kilo, 3,5 kilo, 4 kilo civarında. Of balığa bakın. Bir de jelatinlemişler. Hijyenik ortamda balıklar. Oo. Yağını çekti. Yok abi, bir şey çekti. Hı hı. Bol çekeceksin değil mi? Bunun yanına bir de böyle bol yeşil bir salata. Evet. Bol limonlu. Bol kalın aynı. Evet, ustam biliyor ağzının tadını. Şunu soracağım, sen bir Trabzonlu olarak balığa limon sıkılır mı? Balığa limon sıkılmaz, sıktığın zaman limon tadını alır. Bu yüzden balık yiyorsan sade yiyeceksin. Sade yiyeceksin. Evet. Ben seviyorum ama limonu ya. Trabzonlularla o konuda bir anlaşamadım. Trabzonlular böyle siliyorlar. Balığa limon sıkılır mı diye. Ama böyle bir sıkınca da bir mayhoş güzel olur. Ama ekşi oluyor. Ekşi oluyor. Limon tadını alıyorsunuz, bu sefer balık. Azıcık. Azıcık ama balığın tadı gidiyor. İşte insanoğlunda çalıştıysa öyle devam ediyor. Sık ateşte güzelce ustam ter çevirdi, diğer tarafını da kızartıyor. Erdinç ustam şunu fark ettim, söylemek istiyorum. Az yağ koydu, bir tarafını güzelce kızarttı, diğer tarafını çevirdi. Sonra tekrar taze yağ ilave etti. Yani bolca yağ koyup her iki tarafını kızartmadın. Yok. Aferin sana. Canım abi. Çok heyecanlı, kıyamam. Hop yap bakalım abim sen. Allah nazarım değdi. Ustam nazara geldi. Çok güzel oldu abim. Oo, 2 dakikada mezgit tava hazır. Mezgit tavam güzelce kızarıyor. Deniz zevreği buğulamam da güzelce pişiyor. Şimdi ustam sen ızgara da yapacağını evet. Dedin ya. Ben istiyorum ki biraz böyle ağır ağır sofraya doğru gideyim. O arada bu lezzetler hazır olur. Bu deniz zevreğinde ızgarada şöyle dumanı tüte tüte pişiriverse. Olsun yapalım. Yapıver abim be. Ne olursun. İyi mi? Çok hızlı çalıştıkları için ve sürekli bir sirkülasyon olduğu için ustam duramıyor. Ben sofraya gidiyorum ve balıklarımı Erdinç ustamla baş başa bırakıyorum. Bakalım soframda Trabzon'a özgü başka hangi lezzetler olacak, birlikte görelim. Çok teşekkür ettim. Eşine, çocuklarına selam saygı. Sen... Tamam mı? Tamam, aleyküm selam. Görüşürüz. Erdinç ustamın hazırlamış olduğu muhteşem lezzetler şu an soframda.
deniz levreğinden buğulama yapmıştık ki muhteşem görünüyor. Bir de mezgit tava yapmıştık. Ustam levreği ızgara yaptı. O da çok güzel görünüyor. Trabzon'un yöresel lezzeti kayganam, turşu kavurmam ve balığın üzerine genelde canım çok tatlı ister. İnsan vücudu öyleymiş çünkü. Gerçekten de çok doğru. Tatlım var. Trabzon'un özel tatlısı burma tatlısı var. Mısır ekmeğim var. Ben öncelikle buğulamayla başlamak istiyorum. En güzel aşama yemek kısmı. İnsan ara vermeden devam etmek istiyor. Dinç Usta görmesin. Erdinç Usta'm bakıyor kenardan kenardan. Azıcık azıcık. Gerçekten çok güzel. Kış yaklaşıyor. Kışın çok fazla yenilir balık. Çok da lezzetli olur. Trabzon'da gerçekten çok güzel lezzetler tattım. Çok güzel insanlarla tanıştım. Harika bir gün geçirdik. Bakalım yarın nerede olacağız? Bugünkü programımızın sonuna geldik. Yarın bir başka lezzetin haritasında görüşmek üzere. Afiyetle kalın.